Hay! Det Bergin. 1986 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Belçika'dan Sandra Kim, Jamella isimli şarkıyla birinci olarak tamamladı. Sandra Kim, Eurovision'u kazanan en genç yarışmacılardan biriydi. Öyle ki yarışmayı kazandığında sadece 13 yaşındaydı. Bugün Gürakat'la birlikteyim. Türkiye'nin de kendisi en önemli müzisyenlerinden bir tanesi. O yüzden... E... <laughs> Sizle birlikte bugün bu sohbeti yapmak beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü Aynen. bambaşka da bir bakış açısı aslında olacak. Ee, hem Eurovision'a hem ee, o döneme. Ee, öncelikle sizin katıldığınız yıl 1986 yılıydı. Bundan biraz evet. bahsetmek istiyorum. Ben daha o yıllarda dünyaya gelmemiştim. 90'lar çocuğuyum. Ee, o yıllarda... <laughs> Ee, o yıllarda e, bizim aslında duyduklarımız ya da gördüklerimiz ya yazılı, görsel, e, basının haberleri oluyor ya da sonradan e, sanatçıların ifade ettikleri, katıldıkları süreçte bu oluyor. Ben biraz daha araştırdığımda e, o yıla dair e, sizin katıldığınız yıl Norveç'te yapıldı final Çınırlar. ve evet oraya gittiniz. Orada e, esas olarak duyduğum şuydu. Norveç'e e, katıldığınızda diğer katılan yarışmacıların da e, biraz kim olduklarını inceledim. Burada konuşulan e, genellikle Norveç'e gelen tüm güzel kızların e, Gür Akat'ın yakışıklılığından çok etkilendikleriydi. Ya basının abartması diyelim. Bu, bu da bir <laughs> şehir efsanesi mi yoksa... Ya şehir bir... efsanesi olur mu öyle şey canım yani. Yoksa bunu bir e, hani bir tevazuyu bir kenara bırakalım. Gerçekten böyle bir durum var mıydı? Yok yani çok yamuk yumuk bir adam değildir ama böyle abartılacak diye bir durum yok ki benim hala böyle hala ama sen hala böylesi şöylesi falan derlerdi ben anlamadığım bir şey yani çok sıradanımdır ya hani hiçbir böyle bile şey yeşil mavi değil düşün artık o, o da için da... canım <laughs> kızları etkilemek için öyle olmak gerekmiyor o yıllara dair konuşulanlar bunlardı Vallahi bilmiyorum benim kulağıma gelmedi yani Bizim kulağımıza geldi. Gelseydi şımarırdım bayağı. Demek ki sizin kulağınıza getirmemek için çok uğraşmışlar ama herkesin kulağına gelmiş. Vallahi bilmiyorum ki. Olabilirdi ama yani dünya kadar makin adam var orada yani benden kız var. Müzisyen olunca daha da belki etkilendiler. Ya esasında şöyle oradaki bazı ülkeleri hatırlıyorum bazı grupları da hatırlıyorum şarkıları da bazıdır. Hala böyle hatırımda çok güzel şarkılar var. Fakat gitar sola çalan adam yoktu. Parçalarda gitar sola yoktu. Hı hı. Bence oradan birazcık fokuslediler beni. Hmm. Çünkü benim o kadar korkunç bir heyecan ki o böyle normal sahneye çıkmaya falan benzemiyor o iş. Yani milyarlar var. E, hatta dikkat edin o parçayı e, daha yıllar sonra ben... Yani yıllar sonra seyrettikten sonra da farkına varıyor insan unutmuş olabiliyorsun. Candan'ın bile sesi titriyordu ikinci mezunuda daha. Çünkü daha onlar da ilk defa sahne yapıyorlar. Hmm. Şimdi Sevim Gül'ün biraz daha tecrübesi vardı bizden ama... Candan ben işte grupta Derya da olacak ki bizim çok büyük o kadar korkunç bir kitle ilk sahne alışımız çıkışımızdı yani tabii. Ve bütün ne? Avrupa evet. seyrediyor. Yani şu kameraya baktığınız anda milyarlar var orada. İşte şey, yapmamak elde değil. Bizim Sertapçım da birinci olduğu sene seyrediyorum. Da daha ikinci dönüşünde parçanın röpüzünde sesi gitti titredi evet dedim gitti puan. Sertap o zamana kadar kaç tane kaset Not var. Çok tabii. O heyecan çok acayip bir heyecandır. Öyle hiçbir şey benzemiyor. Korkunç bir kitle çünkü. Öyle 50 bin, 30 bin falan değil yani. Milyarlar seyrediyor orada. Ve canlısın. Ve yani bize rahmetli Melik öyle bir vokaller bölüştürmüştü ki bir de. Yani dört ses Halley zor bir şarkıdır. Sonradan mesamesi okunma daha var. Çünkü normalde piyasada falan söylemesi zordur o şarkıyı. Kolay kolay kavur yapamazsınız. Dört ses çünkü. Orada herkese garip sesler vermişti. Onları şaşırırsanız bittiğiniz şarkının bütün akorları, bıt, şeyi vokali gider yani. Bir de bunun yanı sıra hareket hareket etmeye çalışıyoruz. E, Koreografiden falan haberimiz yok ki. Sesleri falan tutmaya çalışmakta kafamız yani bizim. 10 gün, her gün 15 dakika prova yapsam bile orada gene de o heyecan bitmiyor. Dolayısıyla normal şartta o heyecanı rağmen ben o gitar su falan derken garip bir hareketler yapmışım. Herhalde o anormallikler milletin dikkatini çekti. <laughs> Estağfurullah. <gülüyor> Hoşlarına gitmiş demek ki. Ne bileyim olabilir de vallahi. Evet. Karizmatik yani, gelmiş. Basının bayağı ilgisi vardı bize. Çünkü Hı. şimdiye kadar hep 30. pardon 30 diyorum. 22. 23. olununca bir hani birdenbire 9. olununca herhalde abi bir şey oluyor ya Türkiye'de falan oldu. Bir kokteyl oldu şeyde yarışmadan sonra. Hı. Bir zannediyorum Sandra Kim bir, birinci seçilmişti. Sandra Kim Belçikalı bir kızdı o. Yaşını büyütüp sokmuşlar yarışmaya falan. Biliyorum. Benim bildiğim kadarıyla. Ondan sonra o kokteylde bir onun etrafında gazeteciler. Bir de bizim ve onlar grubunun etrafından Ben flow diyorum yani. Çünkü şimdiye kadar öyle bir hakkım olmamış. Evet. bunda zaten ayrıca... Ha, torpil, torpil de var. yok. A aşağıdan e politik sebepler, bilmem neler, varmış. Yani o kadar e enteresan bir şeydi. Rahmetli İlhan'ın da hakkını vermek lazım. Çünkü çok ilginç bir olay var o parçada. İlhan İlhan, İlhan Evet İlhan İrem. Şarkının sözlerini en yani. ekçe söylüyorum. Şarkı. Türkiye'de yapılmadan önce Melih Kibar'la, Meli, eski bir, e, bir reklam cıngılı o. Bilal yaptı yaptığı o melodi. Ondan sonra bir petrol şirketine yaptığı reklam cıngılı. Onu biz, e, daha doğrusu Melih şarkı haline getirdi falan. Sözü söz yazması lazım. İlhan, çok ilginç bir olay bu ya. Herkes çok fazla bilmez. E, halde Yıldızı'nın dünyaya en geçtiği nokta, revizin yapıldığı gece Norveç'in üzerinde, Skandinavya'nın üzerinde halde Yıldızı. Bunu araştırıyor ama kaç ay önceden ilan. Evet. Bu çok garip bir şey. Rastane rastane bunu soruşturuyor, araştırıyor. Ve zaten sonucu da şu anda tepemizden geçiyor diye sundu bize. Evet. Öyle evet. ilginç ki sözleri çok yani. çok Birazdan ayrıca soru olarak soracağım. Enteresan bir detaydır o yani. Evet. Ee, i̇lk <laughs> sorum o zaman size dairdi. Sizde e, şarkının e, hem sizin sesinizi kullanmakla ilgili o an e, sergilemeniz, sergilemeniz gereken performans, bir yandan koreografi hızlı bir şekilde yetiştirmek, bir yandan dediğiniz gibi o heyecan vardı, bunlardı. Müthiş, müthiş. E, peki o sene e, diğerlerinden farklı olan e, atmosfer, yarışma ile ilgili ne söylersiniz? Yarışma ve o sene sizin gözlemleriniz nelerdi? Şimdi sizin ilk katılımınız Bizim tabii ilk katılımımız evet. Şimdi e, Eurovizyon yarışmaları ülkeler arası organizasyonda da ayrı bir kulvarda yarışma var. Hı -hı. Hangi ülke en iyi organizasyonu yapmış puan alıyor. Hı -hı. O sene o şimdiye kadar yapmış, Eurovizyonlar için en iyi organizasyonu seçildi. Bergen organizasyonu. Evet. O da ayrı bir kulvar yarışma. Evet. Yani şansımıza hakikaten de çok güzeldi. Yani her şey Siz tıkır. de iyi hissettiniz tıkır. o zaman. Tabii tabii tıkır tıkır. Zaten çok kültürel olarak çok yüksek bir e, kitle. Norveç, evet. Yani küçücük çocuğu İngilizce konuşması, ben kendi adıma utandım ya ben öyle İngilizce konuşamam. Yani şu kadarca çocuk sizden imza almaya geliyorlar, bir şeyler falan bir konuşuyor, şaşırıyorsunuz falan. Yani bambaşka bir... O yıllarda da öyleydi. Bir... <laughs> evet, Bak, şey, yani. Evet. iş Dolayısıyla o da birazcık medeni, o insanlarla birlikte olmak keyifli bir şey. Evet. Bizim de çok hoşumuza gitmişti, çok iyi gösterler. Sonra o sene dünyaca ünlü AHA grubunun en meşhur olduğu seneydi ve Norveç'in medali iftarıydı AHA. Hmm. Belki biliyorsunuzdur Tex On Me'di dünyanın en e, hiç şarkılarından birini yapmışlardı. Hmm. Kokteyller onlar da geldiler. Oh, onlar da bize çok zaman ayırdı çocuklar. Çünkü her ülkenin her gün 10 gün içinde bir e, ya da ilk ülkenin kokteyli oluyor. Evet. Bütün basın orada. Hmm. Dolayısıyla hep hepsine gitmek durumundasınız. Bütün ülkeler olan ilk kokteyli bizimkiydi sonra arkadan bütün ülkeler kokteyli. O çocuklar da bütün kokteyllere geldiler. Bizler çok yakın muhabbet kurdular. Çok şeker çocuklardı. İşte Morton Harkett zaten şarkı grubu kurusu söyleyen o. Çok enteresan bir şekilde basında onlar bizim yanımıza geldiği için bizden bayağı ilgilenmeye başladılar tabii. Hani Türk grubu üç tane böyle şey zibide tip <laughs> kakara kukuru tipler. O onların da hoşuna gitmişti. ve Basında tabii bize daha çok ilgi gösterdim. Aha da hep yanımızda neredeyse falan. Onlar için kokteyllerde böyle enteresan bir fokus yaptılar bize. Dolayısıyla Norveç e hatıraları, Belgen e hatıraları böyle bir sürü şey var hatırlamadığım çok e, sevimli gelir bana düşündüğüm zaman yani. Ne kadar güzel. Yani güzel. Günçe şey da çok fena. Tabii doğru. O çok feciydi yani ki 10 um gün her gün gidiyorsunuz provaya ama en son provajın her gece canlı yayın. Ayaklarımız titremişti vallahi. Sahne zaten heyecan bir de orada ülkeni temsil ediyorsunuz. Daha da büyük bir heyecan, heyecan değil mi? Yani o zaten korkmuş evet. olan. En ufak evet. bir çuvalla bittiniz yani. Evet anlıyorum. Doğru söylüyorsunuz. Ki o zamanlar ölümsüz nasıl önem veriliyordu biliyor musunuz? Evet. Yani. evet doğru. Ben e, peki şunu sormak istiyorum. E, klips ve onlar ne anlama geliyor? E, dediğiniz gibi yeniden de sormak istiyorum. Hanley neyi ifade ediyordu? Şarkının adının neden olmasına karar verildi? Bunları siz... Şimdi önce şöyle söyleyeyim. Az önce belirttiğim gibi İlanın aklına gelmiş söz olarak o. Çünkü o e, ay Eurovision yapılacağı ay dünyadaki en büyük olay o yıldızın dünyaya çok yakın geçmesi. Evet. Onu nasıl düşünmüş bilmiyorum ama İlhan'ın öyle rahmetli ilginç şeyleri vardı. Gidip e, bahsettiğim bir hastane hastane oluşuyor ve kuzeye en yakın yer ve yani o en yakın yer Norveç e, şeyin üstü neredeyse. Skandinavya'nın tepesinde Halle Yıldız yarışmanın olduğu akşam en yakın saatte geçiyor. Hı hı. Ya bunları nasıl hesaplamış bilmiyorum. Halle oradan geliyor. Şimdi işte. Bir de o yıllarda internet de yok. Yok yok. Bilgisi var. Kendi kendine ko koştuğum Evet. Çok enteresan bir şey. İlanın öyle daha iyi numaraları vardı rahmetlerin. Onda da yıllarca Türkiye Eurovision elemelerine falan da katıldık. Onda çok sevdiğim bir arkadaşım da Çok iyi düşünüyor. Yani ilginç bir şey. Çok detaylı düşünüyordu. Yani bir sürü şeyi. Şarkının sözleri de onun icadıdır. Diğer sorun neydi? E, Clips ve onlar neden ismi neden o seçildi? Kıyır sinemalar duydum çünkü bizim eskiden Watch diye bir grubumuz vardı. New Wave grubuydu bu ama dördü. E, New Wave aksesuarları, zincirler, küpeler, cengel dineler Clips, falan. Clips'ti. Yani. Clips. Evet. Clips de, evet işte küpe klipsi, sütyen klipsi, klips diye bir şey var. Clips, aha. o New Wave'den aklıma geldi isim. Hı -hı. Çok enteresan. O New Wave aksesuarlarından. Hı. -hı. Nereden aklıma geldi? Clips. Ondan sonra biz tabii öyle yüzünden çok evvel çalmaya başladı bu grupla. Bu sizin üç kişilik grubunuz klipste. E Ve onlar dediğiniz sonradan gelenler. Hocam, normalde biz ilk konseri Enis Fosfor olarak onun çalmıştık hmm. şeyi, bu, tiyatrosunda. Evet. Zannediyorum 83 yılıydı. Ondan sonra buçuk vardı. Ahmet Sıra'nın, pardon Olcay Ahmet Tuğsuz'un yeri şimdi eski bir bak sineması Bağdat Caddesi. Şimdi Cadde Bostan gösterim merkezi. Bina dikildi oraya. Hmm. Açık hava sinemasıydı orası. Orada çaldık. Ertesi ay Gloria Gaynor geldi. Onlara support çıktı. Gene Clips olarak. Menajerimiz falan yok. Hiçbir şeyimiz yok. Yani biz kendimiz koşturuyoruz. Orada bizi Melih Kibar yakaladı. Gloria Gaynor konserinden sonra yakaladı. Eskilermiş demek, yok, demek yok. ki. Tabii o, biz de öyle. Güzel. Böyle aman ne oluyor falan diye. <laughs> Ondan sonra klips Club öyle devreye girdi. İsmi o. Ee, şeyi de şimdi dedi ki böyle dedi. Üç tane şey gibi masküler olmasın. Bir de e, Gül zaten orada tanıdık. Sevin Gül bizden daha tecrübeli çünkü Jingle'ları falan. Sevin Gülcüm çok profesyonelde daha önceden girmişti. <laughs> Okuyan bir kadın. İyi çok güzel bir şarkı söyler biliyorsunuz. Sevin Gül Bahadır'ı. Evet. O var bir de yanına birini bulmamız gerekiyor. Seden Gülal'le konuşmuşlar. Evet. Sedencim geldi Türkiye elemlerini kazandık biz. Fakat Seden okul itibariyle çok garip tarihleri rastladığı için sınavlar bitirme sınavı falan vardı yanlış hatırlamıyorsam biz kazandıktan sonra gelmek istemedi. Gelemedi kız. Yani şey Türkiye'yi e Sınavları varmış ona girmek zorunda e, Zorundaydı. Yani kazanacağımız da açıkçası çok tahmin etmiyor. Aslında biz de çok tahmin etmiyorduk yani. Türkiye'de elemeleri kazanacağımızı. Hı hı. Onun yerine Emre Tukur gene Galatasaray Lisesi'nden sevgili Candan'ı buldu. Candan'ı biraz çalıştırdım. Meliki var. Kısa sürede Candan'ı çok yeteneklidir. Kısa sürede söyledi o da şarkıyı. Ondan sonra gerek şarkısı gerek de o da. Ee, güzel fiziğinle beraber gittik. Onlar diye bir isim koydu kızlara da ilk hmm. var. Yani dedi böyle Sevim Gündeş'in şimdi e, Sedem var. Sonra Candan geldi isim olması sen <laughs> lazım hani Türkiye. Klinç sonra Türkiye'de böyle kazandı. Sonra onlar onların üzerinde kaldı. Albümü de öyle yaptık zaten. A yüzü clips kasetin o zaman kaset yapılıyordu evet, biliyorsun. Evet, evet. Sonra bizim planımızı da yapmışlar ama ya da onlar çözemedik kim yapmışsa. Her neyse Ay e, A yüzü clips öbür yüz onlar öyle bir kasetimiz var bizim. Ondan sonra o dönemde Kristi onlar olarak öyle etiketlendi grup. Yani onlar da Sevingül Bahadır'la sevgili Bahadır e, Sevingül'le sevgili, sevgili, sevgili Candan Erçet'in işte. Evet, çok güzel. Candan Altın. da çok kendi çabaları derken azmetti. Onu bayağı Türkiye'de bilin hastanlardan biri oldu. Onu evet. da gurur duyuyoruz. En Tabi kalitesi. Tabii tabii. Evet. Her ben zaman. de çok seviyor gerçekten. Her zaman. Gerçekten. <laughs> Her zaman. Ne güzel bir... Böyle klişe onları da Çok güzel. Şimdi böyle siz de karşımda görünce Candan Elçetin'den e, yine İlhan İrem Melih Kibar. Çok önemli isimler aslında. Dev isimler gerçekten. Şanslıyım ben. Ne ben, kadar ben, güzel. Beraber. Bir şey yaptık. Onlar da çok şanslı ama sizin gibi değerlerimiz. Yani, bir... Ama yani normalde ben onların yanında birazcık daha anti pop duruyordum. He. Daha rock Ama bence daha bir hava katıyor. Yani beni evlileştirmeye <laughs> çalışıyordum. Mesela şöyle komik bir anekdot var. Halle şarkısı daha Türkiye'de kazanılmış değil. Stüdyoda yapıyoruz şarkı. Ben memuriyeden bir gitar sosu koyalım dedim. Beni iki var. Gülcüm dedi. Olmaz dedi ya. Şimdi garip karşılarlar dedi. bire zaten de uzun saçlısın bilmem falan. Barış Maço'dan başka uzun saçlı erkek galiba teli de görmemiş ki. O yıllarda bir devrim gibi aslında. Ha, yani dedi. Bir de gitar sosu koyarsan. Zaten ne kadar şansımız var bilmiyorum Türkiye'de kazanmak için. İyice dedi bitmeyelim. Ya koyalım dedim yani. Olacak hiçbir şey. Olacak, olacak ya, yer, ya, yani Çünkü Avrupa'ya bir de kazanırsak dedim düşün. Ya çıkarsa? Oraya gideceğiz bir de. Ondan sonra koyduk gitar solusunu. Parça kazandı. Şimdi tabii gitar solusu burada pek vardı. Fırıtmadı da. Orada bizim revizyonlar o zamanlar playback renginde söylenmiyordu. Canlı. Orkestrinde canlıydı yani. Evet. Sahnede çalmıyorduk. Sözler bir tek ee, Olduğu gibi canlı olmak zorunda zaten. Enstrüman almak yasaktır. Hı hı. Bizim büyük orkestraya daha önceden notu da şifre yer gönderdi. Büyük orkestralar şarkıları bir ay boyunca çalışırlar. Her ülkeyi çalarlar. O sulağın bir müzik orkestrası zevellak gibi bir orkestra. Onlar çalıyor. Her günde herkesin 15 dakika prova saati var. 10 gün içinde. Size özel böyle alırlar. Greg Hall var. Greg'i bilirsiniz. Ünlü Norveçli Vestej. Onunla da yapmış. Hall. Or Orada yapıldı yarışmada zaten. Hı. Oraya gidip gelir. Her gitar solusu gelişti. Gitarist beni çağırıyordu. Bunu nasıl yaptın diye bir şey yaptım yok. Pera'yı sürtüyorum onun notası yok onun. Yani pera'yı sürtüyorum bir efekt çıkıyor gitarla. Sonra evet. solo'ya giriyorum. Çok basit aslında bir şey evet. so. Fakat adam böyle bir şeye alışkın değil. <laughs> i̇ki kere çaldı oluyor. Yani parçaya melodiye girecek. Evet. Pera'yı sürtüyor melodi bir geçik bir, bir şey oluyor falan. Bir iki kere yanına çağırdı. Ben vokalde mikrofonu önüme koydular provalarda. Evet. Ben orada eşlik ettim gruba vokalli yapıp. Gitar solo gelince adam böyle izliyor beni. Deli adam o kadar solo için beni. Aslı şimdi dinlesem gülmekten ölüyorum ya dince soluyla. Adamın Oslo Müzik Orkestrası. Gidenizci bu herif. Vermeydi abi onu söyledim. Oraya gidersek dedim. Belki dedim milletin beğenisini kazanırız. Şöyle bir beğeni kazandım. Orkestranın beğenisini kazandım. Oslo Müzik Orkestrası. Değişik gelmiş demek. Ne kadar güzel. Peki güzel. E, şey sormak istiyorum. Bahsetmişken aslında Türkiye Fener'ini dediğiniz, dediğiniz gibi kazanınız O yılda sizin... E, Başarınız aslında Türkiye için önceki başarılardan e, çok daha farklıydı. Çünkü en başarılı performanslardan bir tanesiydi. Evet, evet, dokuzuncu, evet, dokuzuncu oldunuz. Bu e, sizin için aslında e, böyle minik bir zafer mi ya da böyle buruk e, bir sevinç mi tam olarak neyi ifade ediyor? Ancak çok önemli da. bir başarı, değil mi? Türkiye gibi bir ülkenin evet. başarıları o güne kadar olmayan bir ülkenin bu anlamda başarısı. Evet, yani normalde müzik adına gidip orada 23. 24. hep böyle sonuncu olmuyordu. Evet. Ondan sonra ...sevgili sevgilaclarının bile büyük travmalar yaşadığını bilirsiniz yani petrolle. Evet. Orada sıfırıncı olunca falan şey sonuncu olunca. Şimdi tabii biraz da gençlik de var. Açıkçası ben o giriş bu gerisi ayrı, ayrı ülkeyi temsil etmeyeceğim çok ayrı bir şey. Evet. Ama o evet. haricinde çok da fazla e, şey olmadım. Yani dokuzuncu. Hani birinci olmadık dedim. Bu abartı neden oluyor acaba? Şurada idrak ediyor insan tabi. Birazcık daha eşeliyince olayı. Bir şeyin açılıyor Yani devamlı gidip orada sonuncu olmanın açılıyor o. Düşünsene evet. Mazhar Fuat abiler bizden önce gidip on üçüncü, on ne olmuşlar? Şeyle neydi o parça? Sude. Ee, yok yok Sude daha korkunçtu. Diday Diday'da. Diday Diday'da. E, ondan sonra dokuzuncu olmayabilir. İki e, ülke kala ikinci gidiyordu. Hı hı. Yani ki o zamanlar torpil falan da yok. Evet. E, şimdi bazı televizyonlarda bir sürü şeyler dönüyor onlar. girmeyelim bu konulara. O zamanlar ülkenin durumu da esaslı Avrupa'da hop bir dakika ya falan. Ya. Ya falan. nasıl bir evet. ülke bu? Yani politik olarak da zor bir dönemdi. Ona rağmen ikinci falan gidiyordu puanlamada ülke. Dokuzuncu olunca acayip bir sevinç oldu. Sonra Türkiye'ye geldiğimizde havalimanında da bu e, abartılı karşılama hem hoşumuza gitti de şaşırdık yani. Ha, birinci olmadığımız halde bu nedir dedik yani hani. Ne onu sonra idrak ediyor insan. Hep, hep sonuncu olur çünkü 9. Bir o birincilik gibi. Tabii canım çok olmadı. Evet tabii ki o, hoşumuza gitti. Yani tabii ki şey yap onurlandık ama bir şekilde keşke insan diyor ki o zaman da keşke yani birinci ikinci olsaydık daha güzel olmaz mıydı falan diye biz anımızın akıda dokuzuncu olduk ee, sonra alınan dereceleri ee, ...bilemeyeceğim nasıl olunuyor ama... ...olmuyor demek ki işte bazı... dokunmalar ama bizim öyle değildik Bayağı yedik çaldık geldik. Şimdi normal şartlarda... ...bize bakış açısı ülke olarak zaten doğu ve... ...batının ortasında bir kara parçası ya Türkiye... ...bu kadar çok kültür mozeyi... ...içerisinde işte o yüzden öyleyiz zaten. Bize bakış açıları farklı her zaman... ...biliyorsunuz işte. Bunun politik sebepleri de var. Ondan sonra sosyal sebepleri de var. Dolayısıyla yani bir takım şeyleri, başarıları yalnız müzikte de değil başarı alan insan tabii ki gururlanıyor, evet. başarı alanlarla da gururlanıyorsunuz, bilmem ne falan. Fakat şey ezikliği çok kötü. Yani bizim bu Anadolu tarafı, Asya tarafında çoğunluk, hele hele Türkiye, Batı ile Doğu'nun arasında çok ciddi bir toprak parçası yani. Demem bu eziklikle hep böyle 2-0 başlamak, mağlup başlamak ne kadar kötü bir şey değil mi? Yani şu milli takım falan o hep böyle bir tedirginlik bilmem ne falan. Aslında doğru dürüst bir şey yapıldığı zaman ben orada ne olduğunu gördüm yani. O e, bizim şarkımız o kadar çok insan tebrik etti ki orada Melih Kibar'ı grubu o. Evet. Yani Avrupa basını bu. Herkese ciddi anlamda eleştiri yapan, Türkiye şarkılarına bu ne ya diyen dalga geçen Avrupa basını bu bahsettiğim basın. Evet. O kadar iyi ilgi gösterdiler ama şimdi avantaj da var. Bizim grubun e, profili çok ilginç. Hem gencis hem de dil biliyoruz herkesin çokta ellerde selim olup muhabbet kurabiliyoruz gazetecilerle konuşabiliyoruz bilmem ne şuraya bakar mısınız bizim hı hı. E, futbol takımımızda bile Türkçe e, konuşan yaş e, İngilizce konuşan adam yok yani neredeyse biraz evet. internasyonal olduğumuz için belki bazı konularda daha geldi geldik. Tabii. Çünkü adamlar ilde de bizim dediğimizi demiyorlar da dünyada bazı gerçekleri kabul etmek gerekiyor. Evet. İngilizce bilmek gerekiyor bir defa. Evet. Yani tamam Türkçemizi keşke bütün dünya konuşsa da yok öyle bir şey. Evet. Realite Gerçekte de öyle bir şey yok olmayacak da zaten. bilmek gerekiyor. Yani iletişim oyun var. kuralına göre oynamak gerekiyor. Evet. Belki evet. o kültürden dolayı yani o kültür e, eksikliği şomu bizim bir sürü şeyde ezilmemize sebep olabiliyor. Bizim grup öyle değildi. Hı hı. Bizim grup herkese çok rahat kaynaştı. Hatta bizle beraber gelen delege e, abilerimiz bile zayıf kaldılar bazı hı. konularda hı hı. anlatmayayım hiç. Ama biz grup olarak çok ciddi anlamda milletle kaynaştık orada. Evet. O da artık var. Bu da artık evet Türkiye'nin o evet. yanında. Onlarla, onlarla birlikte oluyorsunuz. Tabii. Topteyler olsun, kulis olsun. Hep tabii o da çok acı. Yani. Evet. Birbirinizi tanıyorsunuz. Basın tabii, yalnız, görüyor, yalnız, tanıyor. Yalnız şarkı değil yani. Yalnız performans da değil. Yalnızca. Ya. Evet. Benim gözlediğim oydu birazcık. Senin iletişimin. Aynen. Evet. Davran, insanlarla tabii, ilişkilerin. Evet. Tabii. Tabii. Peki size e, ben e, hem yüzlerde yıllardır devam eden bu tecrübenize dayanarak bir soru sormak istiyorum vizyonla da ilgili. E, sizin katıldığınız yıl sizce ve tüm Örüvizyon tarihinde en başarılı performanslar size göre hangileriydi? Vallahi bana göre Türkiye elemelerini de katarsak çünkü ben Türkiye elemelerinde de iki kere elemilen Bir bir arzeye civitseden Gürel, Jale, Sertap yani İyi, iyi. Az önce bahsettiğim yarış atı gibi yedik biz. ...eee... ...beni hep ağır şarkılar söylediler bize. Sertap'ta söylediğimiz bir şarkı var Türkiye elemelerinde. Hı hı. Hasretli galiba ismi. Aman yani hep intervalde şarkılar yazılırdı bize. Neyse Türkiye elemelerini dair edersek benim en sevdiğim şarkılardan bir tanesi. İnanen söylediğim elediler bizi. Özel numaralarla elendik orada biz. E, ee, yurtta barış, dünyada barıştı. Keşke yurt dışında Türkiye'yi temsil etseydik o şarkıyla mesela. Hı hı. Ee, sebepleri var tabii neden kazanamadığımızı hiç girmek istemiyorum. Görünüyordu, gözle görünüyordu artık yani sebepleri. Yani neyse. Ondan sonra tabii ki Halley çok önemli bir şarkı. Çünkü Halley Türkiye'den giden dört ses ilk şarkı. Vokalleri bir de ciddi anlamda enternasyonel boyutlarda içinde solo olan hani e, az önce bahsettiğim gibi birazcık daha iletişimi kolay bir grupla iletişimi onların azından iletişimi çok rahat sağlayabileceğiniz bir ciddi. eserle gidiyorsunuz. Evet. Yani. İçinde İngilizce şarkı var diye burada eleştirdiler ya. O kadar komik bir laf olabilir mi yani? Evet. Senin Türkçede kullandığın 90 tane Fransızca var. Evet, evet orada öyle. Hayır bu başka bir şey. uluslararası bir iş bu. Türkiye'de kazanmıyorsun. Oraya gidiyorsun. O dilinde konuşman lazım tabii, aslında tabii, da. Normal şartta da işte Sertap gidince ne olduğunu gördük. İngilizce söyleyince. Tabii. Çok basit. Bu kuralları var. Doğru doğru. Yazmaya gerek o, o şarkıyı ben beğenmedim mesela. <laughs> evet, hoşuma gitmedi o şarkı benim mesela, ama İngilizceyi de önemliydi hı hı. melodik olarak. İşte tam dolat. Anadolu, daha önemli melodiler var hı hı. ama İngilizce olduğu için büyük puan alabilirdim, Aldın da. Aldın, evet. E, ondan sonra tamam mesela bizim Levent çok iyi şarkısı unutmayalım yani dinleyi, hı hı. orada Şebnem'in güzel fiziği, ziliyle e, çok da güzel. Çok güzel, güzel. Böyle, çok da. etnik. Etnik ama Başka bir şey de var yani birazcık daha etnik oldu. zaman bir şeylere de hitap etmen gerekiyor o hmm. Parçanın melodisi çok güzel. Çok güzel. O mesela Türkçe ile katıldı. O melodi güzeldi evet evet. Yani illa da Batur Norma'nın melodiyi kastetmiyorum. istediğim o değil. Anladım. Halle'yi biraz daha Batı Norma'nın. Evet değil. evet. Halle'in avantajı şuydu. İşte içinde gitar solo vardı. Ya da işte atıyorum. Enstrüman, saksıfon, piyano olabilir. Bir solo vardı içinde. Hani Türkiye'de millet tek sesli bağlama duymaktan birisi bulanmış durumda yani. Hani orayı biraz genişletmek gerekiyordu. Her zaman için normalde Bazı şeyleri tek sesliden, yani çok sesle getirmek lazım. Uh -huh. Çünkü dünya standartı böyle artık maalesef. yani. Uh -huh. Dinle de bizim e, bağlama soundu da vardı Ahmet Koç'un çok güzel çaldı. Fakat bir yandan da çok güzel polifolik armoni vardı aşağıda. Uh -huh. Levent Çöker'in yaptığı. Hem otantik hem de e, evrensel. Evrensel evet. O yüzden kapılıyor zaten. Tabii. Zilenin şey, de, terimi, de. Pisi, falan yani, o yani. güzel konseptler. O çok hoşuma gider. Üçüncü olarak sevdiğim. Ama benim birinci sevdiğim Ölüm bir şey Şarkısı. Yurtta Boş, Dünya'da Boş. İkincisi Halley. Üçüncüsü tabii ki Evredet O kadar sevmediğim halde gene Serhat bu şarkısı da çok. Ben öyle çok hoşuma gitmedi benim. Oh. Ondan sonra e, bir de e, Dinle. Güzel performanslar. Ondan sonra bir de bizim Türkiye'de Serhat söylediğimiz bir parça var. Zannediyorum Hasret Olması lazım ismi onun. Uğur Başar'ın bestesiydi. Ben size son sorumuzu yine erozyonla ilgili sormak istiyorum. Sizin e katıldığınız sene 1986 yılındaki erozyon e, birincisini ve şarkıyı hatırlıyor musunuz? Jamie je le Jamie je neydi? Jamy se böyle bir şeydi. Kim. peki melodisini? Jamy je galiba. Hatırlıyor musunuz biraz melodiyi? <laughs> Evet, evet. o kız da çok şeker bir kızdı. Ee, yaşını büyütmüşler. Hı, -hı. Öyle bir minik bir e, var orada. Evet. Öyle sokmuşlar yarışmaya. Ama o kadar sempatik ki. Bence yani öyle niye yaşını büyüttüler diye. Yani niye gizlediler ki? Çünkü çok küçükler de katılıyor zaten. Yani evet yani evet. ne olacak ki? Kız da çok güzel söyledi. Çok da sevimliydi. O da kokteyli hep geldi Yanımıza gazetecilerle beraber. Biz de şimdiye kadar en iyi derece aldığımız için onun yanındalar gazeteler. <laughs> bizim yanımızdalar. Kızcağız dünya sempatiği bir kızdı yani. Jemil Şemel je Lavi mi? Jemil evet. Je Lavi galiba. Jemil Lavi. Je la evet. Ondan sonra e, be, benim zaten favorim olmuştu şarkı <laughs> duydum. zaten. dinliyorsunuz zaten. Aha. Bütün şarkıları. Bir de Hollandalı bir grup vardı. Everything is Rhythm diye bir şarkı söylediler. Hı <laughs> e, üç kızdan kurulu. Çok seviyorduk o kızlarla biz, grup olarak birbirimizi. O kızlar da bizim bu Halley şarkısını Hollanda'da bir önceden düzenledik Melik Kibar'la gidip biz. O söylüyordu Peter Schoen diye bir adam var, onun bestesi Halley'de. Avrupa normlarında Peter Schoen'le Melik var, bir daha revize ettiler. Eurozone'da kullanmak için Türkiye'de kalmış hali değil o. Evet, Orada yarışma için bir, bir daha. Revize elde de Hollanda'da. Hı -hı. Orada gene Peter Schoen'in bestesini yaptı o kızlar grubun ismini unuttum. Dünya Şekeri kızlardı... Everything is Rhythm şarkının ismi. Everything is da, da 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 öyle bir şeydi. Bir de o şarkı hep Çok güzel vokal yaptılar. Zaten çok güzel kızlardı, çok yakışıyorlardı. Saniye. ...bir Sandra Kim bu şarkı zaten favorimiz oldu bizim yani. Dinleyince anlıyorsunuz. Şeyde zaten provalarda kimin ne olduğunu farkına varıyorsunuz. Yani bir de bizim şarkıya çok ilgi vardı. Acayip işte o da az önce senin söylediğin gibi herhalde Sizde. Evet. Şakı ya. <laughs> Solo yüzünden o. tüm e, aslında ben e, sormam gereken soruları sordum. Cevaplarını da aldım. E, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, Sağ ilk, ilk yani. ki katılmışsınız. Bizi böyle çok güzel bir şekilde temsil ettiniz. Ve ilk başarımız da aslında sizin sayenizde geldi. Tamam çok teşekkürler. Ya aslında tabii Melih abi sayesinde grup arkadaşlarımız sayesinde oldu o işler. Ama tabii gönül isterdi ki o zamanlarda birinci olsaydık doğru düzgün bir şekilde yani. Ama yani normalde kalkıp dediğim gibi biraz daha e, oyunu kuralına göre oynamak lazım. Tabii ta sonrasında. sonra önce, önce seçiliyorsunuz çünkü gördüğünüz gibi. Tanıtımlar yani. çok önemli oluyor. Çok önemli çünkü o zamanlar hiçbir şarkıya inanamıyordu. Yasaktı. Hı -hı. Son dönemlerde bütün televizyonlarda şarkınıza inanıyor yarışma gününe kadar. Evet. Bizim o zaman yoktu öyle bir şey. Bir tanıtım filmine konulabiliyordu o kadar falan. Evet. Yani imkanlar kısıtlıydı hayatım. Evet. <laughs> Ama yine de çok güzel bir başarı. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın Egeciğim. Sağ, 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 Sağ olasın. Senin de ayağını kulağına sağlık. Beni dinlediğin için. Ay, estağfurullah. Çok değişikliği benim için. için. Benim de hatıralarım tekrar ben de birleşti böyle. Erozyonu hatıralarım. Ne güzel. Hoşçakalırız. <laughs> Merhabalar, ben Fatih Melek. 1986 senesinden bahsediyoruz. 1986'da Türkiye e, ülkeyi temsil edecek şarkıyı dört şarkılık mini bir ulusal finalle seçiyor. Bu dört şarkıdan üçü e, böyle dünya yaşamak gülmek üzerine. E, bu yaklaşım bize bu seneye kadar çok fazla bir başarı getirmiş değil. Bundan sonra da çok getirmeyecek. Ertesi sene Seyyal Tener e, şarkım Sevgi üstüne şarkısıyla burada seçilecek ve yine bir e, sonuculuk alacağız. Ee, ama 1986 buna güzel bir istisna oluyor Halle ile. dört ee, şarkı Türkiye için dört önemli solisti içeriyor. Candan Erçetin, Seyyal Tener, Nil Burak ve Nilüfer. Nilüfer daha önce 1978 yılında Sevince isimli şarkıyla ülkeyi temsil etmiş. E, ee, i̇ki puanla 18. olmuş. Ee, bu seneki şarkısı biraz daha modern. İsmi bu film bitmeli. Daha modern pop şarkısı. Bugün bile dinlenebilir yani gideri var. Halle'ye dönelim. E, ee, aslında Clips ve Onlar iki ayrı grup. Onlar Sedan Gürel ve Sevin Gül Bahadır olmak üzere iki kişiden oluşuyor. E güçlerini birleştirip yarışmaya katılıyorlar ve temsil hakkını kazanıyorlar. Ancak e, Seden Güral e, yarışmaya gidemeyeceğini, Eurovision finaline gidemeyeceğini açıklayınca onun yerine Canan Erçetin geliyor. Bu sene o zamana kadar aldığımız en iyi sonucu alacağız. İlk top 10 gireceğiz. 9. olacak klipsi onlar. E, ben bunu da özellikle vokal performansının ve aranjmanların etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü armonileri çok güzel duyabiliyorsunuz şarkı dinlerken ve gitar solosu da şarkıya ihtiyaç duyduğu bir karizma katıyor. Bu güzel başarının ardından e, Canan Canlı tekrar 90 ve 92 yıllarında temsil etmeye deneyecek. Ulusal finale katılacak ancak kazanamayacak. Peki Clips ne oldu derseniz. Clips'e tekrar e, 1989 yılında e, ulusal finale katılacak. Bu sefer yanlarına Sertab Altın e, adlı bir e, solist var. Ya da herkesin daha iyi bildiği ismiyle Sertab Erener. Üçüncü olacaklar. E, bundan da 89, 2003, e, 14 sene sonra TRT Sertep Elener'i ...seçecek, e, içlerinde bir kararla televizyona gönderecek... ...vesaire teperenler bize ilk birinciliğimizi getirecek. Norveç'te Bergen'de düzenlenen yarışmanın sahnesi... ...böyle büyük devasa buz figürleriyle donatılmış... ...böyle buzdan bir sanaya benziyor. E, Norveç o zamana kadar 6 kere sonuculuk almış. Çok inişle çıkışlı bir gidişatı var. E, dolayısıyla 1985'te ilk birinciliğini alınca... ...Keser'in ağzını açıyor ve sahneyi de donatıyor. İzlanda bu sene ilk defa katılıyor yarışmaya, ilk kez yarışıyor... Ee, Belçika ise ilk defa birinciliğini kazanacak. Belçika orijinal yani ilk yarışmada, ilk televizyonda bulunan 7 ülkeden e, kazanmak için en çok beklenen. Yani o 7 ülkeden en son Belçika bu sene kazanmış oluyor ve ilk televizyondaki herkes kazanmış oluyor bu sene itibariyle artık. Ee, kazanan Sandra Kim 13 yaşına kazanıyor ve e, bundan sonra da Erevizyon'a bir yaş sınırı gelecek. 16 yaşın altında kimse yarışamayacak artık. Dolayısıyla bundan sonra kural değişmeyecek, kırılamayacak. Bir en genç kazanan rekorunu Sandra Kim e, elinde mi tutuyor?